Değerli basın mensupları, kibir ayağa bağlanmış taş gibidir. Kibirle ne yüzülür ne de uçulur. Kibre düşenin gözleri görmez, kulakları duymaz, kalbi hakikatlere karşı mühürlüdür. Kibir şeytanın en sevdiği günahtır. Kibre düşmüş, hübris hastalığıyla mağlul olmuş Erdoğan 2014'te çıktı, ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım dedi. Tüm yetkileri kendinde toplayarak ülkeyi tek başına yönetme hırsını, ihtirasını açık etti. Verin kardeşinize yetkiyi dedi, Türkiye'yi uçuracağım dedi, tüm yetkileri kendinde topladı. Sonunda da bir çuval inciri berbat etti. Ucube şahsım rejiminin inşasının başlamasıyla milletimizin iki yakası bir araya gelmedi. Sofraların bereketi kaçtı, vatandaşlarımız gülmeyi unuttu. Sarayın kibirlisi kendine rejim inşa ederken önce devletin adalet direğini çökertti. 8 yıl önce uluslararası hukukun üstünlüğü endeksinde 59. sırada olan Türkiye 2022'de 116. sıraya düştü. 8 yılda 57 basamak birden geriledi. Adalet kaybolunca memlekette yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık vakayı adiyeden oldu. Milletin kesesinden bir avuç dolar baronunun, faiz lobilerinin, bir avuç yandaş müteahhidin, bir avuç rüşvetçinin kasalarına hortum bağlandı. Türkiye son 8 yılda Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algı endeksinde 43 basamak birden düştü. Haksızlığa, hukuksuzluğa, yolsuzluğa ve arsızlığa milletimiz ses çıkarmasın diye saray giderek otoriterleşti. Kopkoyu bir istibdat ülkenin ufkunu kararttı. Türkiye bu ucube rejimin inşası ve uygulanması sürecinde insani özgürlük endeksinde 77 basamak birden geriledi. 165 ülke içerisinde 139'unculuğa düştü. Sarayın kurduğu bu haksız, hukuksuz, adaletsiz, yolsuz düzen milletin sofrasındaki ekmeği de çalıp götürdü. Ne diyor Orhan Veli? Bu düzen böyle mi gidecek? Pireler filleri yutacak. 7 nüfuslu haneye 3,5 tayin yetecek. Saray ve şürekası milletin kesesinden kornişona sarılı dana rozbifleri efuliler eşliğinde gövdeye indirirken, geceleri de sindirmek için manda yoğurduna kestane balları katıp yerken, millet 7 nüfuslu hanede 3,5 tayına muhtaç oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri ucube, güzelim memleketimizin bereketini kaçırdı. Tek adamlık hevesi 9 yılda milletimizin gelirini 150 milyar dolar eritti. Her birimizin geliri 3.097 dolar geriledi, 10.000 doların altına düştü. Bu bereketli topraklarda ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami. Erdoğan hükümetleri daha önce hiçbir hükümete nasip olmayan olağanüstü kaynakları yedi bitirdi. Kendilerinden önceki 79 yılda göreve gelen 57 hükümetin kullandığı kaynağın 4 katını 20 yılda harcadı. Milletin önüne menzili 2023 olan hedefler koydular. Sözler verdiler. Bu sözleri sokaktaki Ahmet Efendi, Mehmet Efendi vermedi. 2011'de Erdoğan verdi. 2023'e geldiğimizde Türkiye dünyada en büyük 10 ekonomi arasına girecektik. Bıraktık ilk 10 ekonomi arasına girmeyi. 1990'da ilk 20 ekonomi arasına giren, 1999'da G20 üyesi olan Türkiye'yi Erdoğan en büyük 20 ekonomi liginden düşme sınırına getirdi. 2023'te milli gelirimizi 2 trilyon dolara, fert başına gelirimizi 25 bin dolara, ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarma, işsizliği %5'e düşürme sözü vermişti. Erdoğan verdiği bu sözlerin altında ezim ezim ezildi. Millete taahhüdünün yarısını bile tutturamadı, veremedi. Bir veya birkaç kişiyi aldatmak ayıptır, günahtır. Ama koskoca bir milleti aldatırsanız o suçtur. Verdiği sözleri tutmayan siyasetçi milletinden özür diler, koltuğu bırakır gider. Erdoğan dün partisinin il başkanlarını süphaneke boncuğu gibi karşısına dizdi. Gözlerinin içine baka baka verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuğumuzu anlatın talimatını verdi.
Bu arada başarısızlığına da bahane üstüne bahane üretmekten geri durmadı. Dünya bir toz bulutuydu diye başladı, Gezi olaylarından girdi, Covid-19 dedi, dış güçler dedi, Rusya-Ukrayna savaşından çıktı. Bahaneleri saya saya bitiremedi. Ne diyelim? Oynamayı bilmeyen gelin ya yenim dar ya da yerim dar dermiş. Erdoğan il başkanlarının arkasına saklanmayı bıraksın. Kendi hatalarının vebalini onlara yüklemesin. Çıksın kendisi milletin önüne, bu bahaneleri, yalanları milletimizin gözlerinin içine baka baka bir kendisi anlatsın bakalım. Şu PPP dediği ne menen bir şeyse, saray önce hesapsız kitapsız avroyla dolarla dağıttığı garantilerle milletten geçmediği köprünün, geçmediği tünelin, uçmadığı havaalanlarının parasını nasıl aldığının, havuz müteahhitlerine nasıl peşkeş çektiğinin önce bir hesabını versin. PPP demeyi bir yana bıraksın, Çanakkale'de 3 köprü parası garanti verip bir köprüyle yetinenler çıkıp karşımıza biz bunları bütçeden yapmaya kalksaydık faizine bile ödeyemezdik demesin. Nereye gitti iki köprü parası? Aradaki kayıp avro cinsinden %200 faiz yapar. Siyasetçi sadece yaptıklarından değil, yapmadıklarından da tutmadığı sözlerinde hesabını vermekte sorumludur. Erdoğan'ın oturduğu koltuk bahane üretme yeri değildir. Çözüm üretme yeridir. Milletimiz zaten sizin ne yaptığınızı görüyor, biliyor. Notunuzu da veriyor. Millete verdiği sözleri tutmayan, sorumluluktan, vebadan kaçar gibi kaçan Erdoğan'ın milletimiz nezdinde tasdiknamesi hazırdır. Sözlerinin de hiçbir kıymeti, harbiyesi kalmamıştır. Milletimiz Erdoğan'ın tasdiknamesini eline tutuşturmak, onu bir an önce evine göndermek için sandığı dört gözle beklemektedir. Değerli basın mensupları, bu ucube sistemin inşası memleketimizin huzurunu, sofralarımızın bereketini kaçırmakla kalmadı. Milletimizin zürriyetini de bitirdi. Bunu biz söylemiyoruz. Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen İstatistik Kurumu'nun rakamları söylüyor. Şu yıllar itibariyle yeni doğanların sayısı, bu ucube rejimin inşasından bu yana memlekette yeni doğan bebek sayısı çakılmış gidiyor. Çocuk bir evin neşesidir, umududur. Ama insanlarımız yarınlarını göremiyor, geleceğine umutla bakamıyor ki bu dünyaya çocuk getirebilsin. Bu ucube rejim Türkiye'yi büyük bir demografik tuzağa düşürdü. Bu ülkenin evlatlarını küstürdü. Suriyelisini, Afganlısını, Faslısını, Bangladeşlisini ülkemize doldurdu. Değerli basın mensupları, bu ucube rejimi inşa etme sevdası ülkemizde sadece adaleti, devlet kurumlarını, gelecek hedeflerini çökertmekle kalmadı. Ülkemizin orta direğini de çökertti. Orta direk dediğimiz devlet dairesinde memurdur, fabrikada işçidir, dükkanda esnaftır, kahvede emeklidir. Bir ülkenin orta direği ne kadar güçlüyse toplumu da, siyaseti de, ekonomisi de o kadar güçlüdür. Bir ülkenin orta direği ne kadar huzurluysa hanelerde o kadar huzurludur. Ama bu ucube rejim elinde ülkemizin orta direği geçtik hayat kavgasını, hayatta kalma kavgası veriyor. Memleket, memleket olmaktan çıktı, Survivor setine döndü. Bu ucube rejim elinde öğretmen ay sonunu getiremiyor. Doktorlar, hemşireler hastanelerde şiddet görüyor. Mühendisler kan ağlıyor, emekliye dışarıda bir çay içmek haram oldu. Özellikle 2018'den sonra orta direğin hali türkü sözüne döndü. El veriyor, el veriyor, orta direk bel veriyor. Döndüm baktım sağ yanıma, orta direk can veriyor. Bu ucube rejim orta direği dört bir yanından işkenceye aldı. Orta direğe takılan en büyük işkence faiz, sebep, enflasyon, netice safsatası oldu. Bu safsata paramızı pul etti. Milletimizi tarihimizin en korkunç enflasyon tsunamisi altında ezim ezim ezdi. Bu safsatanın ilan edildiği 2021'in Ağustos ayından bu yana enflasyon İstanbul Ticaret Odası'na göre %134. Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen İstatistik Kurumu'na göre ise
%100 oldu. O gün 500 lirayla alınan mal ve hizmet bugün 1000 liraya alınamıyor. Çarşı pazar kan ağlıyor. Mutfakları alevler sardı. Bu ucube rejimin sebep olduğu enflasyon orta direğin belini kırdı. Orta direğe vurulan ikinci büyük işkence bizzat Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu eliyle yapıldı yine. 2022'de enflasyon İTO'ya göre %93, TÜİK'e göre %64 oldu. TÜİK enflasyonu ile İTO enflasyonu arasında 29 puan fark oluştu. Bugüne kadar böylesi görülmedi. Bir de enflasyon araştırma grubunun enflasyonu var. O da %138. Orta direk çarşıda pazarda enag enflasyonunu, İTO enflasyonunu yaşadı. Ama maaşlar, ücretler, aylıklar devlet tarafından TÜİK enflasyonu esas alınarak hesaplandı. Biz isyan ettik. Millet isyan etti. Bu sefer Erdoğan memur maaşını, emekli aylığını ve zada çıkarttı. Devlette ciddiyeti bitirdi. Hesap kitap bilmediğini bir defa daha gösterdi. Bunlar devlet mi yönetiyor, evcilik mi oynuyor, gerçekten belli değil. Devlet yönetiminde bu kadar plansızlık, programsızlık ne görüldü ne de yaşandı. Rüzgarın önündeki yaprak gibi savruluyorlar. 2023'e girerken trafik cezalarına %123, pasaport harçlarına %123, doğalgaz hizmet bedeline %84, özel okul ücretlerine %65 zam yaptı. Ama sıra memura, emekliye, dul ve yetime gelince Erdoğan'ın gönlünden kopan topu topu %30 zam oldu. Oraya da bizim zorumuzla taksit taksit geldi. Özel sektör asgari ücreti çalışanına %55 zam yapıyor. Erdoğan da bunu kendi veriyormuş gibi âlâ işte vâlâ işte açıklıyor. E peki iş memura, emekliye gelince aynı Erdoğan neden %55 zam yapmıyor? Çünkü Erdoğan yörük sırtından kurban kesmeye alışmış. Bunun dışında bir şey bilmiyor. Memura, emekliye, dul ve yetime verilen bu %30 zam yeter mi? Tabii ki yetmez. 2022'de bu ülkede net asgari ücret 184 lirayken en düşük memur emekli aylığı 377 lira, en düşük işçi emekli aylığı 257 lira, en düşük esnaf emekli aylığı ise 150 liraydı. Şimdi 2002'deki biraz önce söylediğim emekli aylığı asgari ücret oranını tutturmak için bugün en düşük esnaf emekli aylığının 6.923 lira olması lazım. En düşük işçi emekli aylığının 11.861 lira olması lazım. En düşük memur emekli aylığının 17.377 lira olması gerekiyor. Peki o ne verdi? 5.500. Şimdi çıkmış en düşük emekli aylığını 5.500 lira yaptım diyerek emekliye caka satıyor. Erdoğan'ın yaptığı EYT'liler de dahil 15 milyon emeklinin hakkını gasp etmektir. Erdoğan sadece emeklinin değil, memurlarımızın da haklarını gasp etti. Bu da ortalama bir İstanbul Ticaret Odası yıllardır ortalama bir ücretlinin muhatap olduğu enflasyonu ölçüyor, biliyoruz. Bu üstteki mavi çizgi İTO'nun ücretliler enflasyonunu gösterir. Alttaki yeşil çizgi de ortalama memur maaşındaki gelişimi gösteriyor. Şimdi 2021'in ikinci yarısında uygulamaya konan sözde model neticesinde ortalama memur maaşındaki artış hep enflasyonun altında kalmış. Şu turuncu alan memurların refah kaybını gösteriyor. 2021'in başından 2022'nin sonuna kadar ortalama bir memurun cebinden enflasyonla çalınan miktar tamı tamına 26.427 lira. Enflasyon en adaletsiz, en sinsi vergidir derken işte biz bunu kastediyorduk. Orta direğe bir başka işkence Kuzey Kore tipi kumanda ekonomisiyle vuruldu. Para politikası saray eliyle önemsizleştirildi. Merkez Bankası doğrudan saraya bağlandı. Örtük başlayan sermaye kontrolleri artık aleniyet kazandı. Döviz kurunun ne olacağına, kimlere hangi faizden ne kadar kredi verileceğine, kredilerin nereye harcanacağına, yurt dışına ne kadar para transfer edilebileceğine,
Bu transferlerden hangi evrakların isteneceğine saray ve şürekası karar vermeye başladı. Gece yatarken farklı kurallar vardı, sabah uyandık başka kurallarla insanlar karşı karşıya kaldı. Piyasa ekonomisi bitti. İstikrar bitti, kumanda ekonomisi geldi. Orta direğin elindeki 3 kuruşluk tasarrufu sarayın müellifi olduğu manipülasyonlarla hiç edildi. Mevduat ve dips faizlerini, dolar, avro, altın getirilerini, enflasyon tsunamisi sildi, süpürdü. Kimsenin elinde bir şey kalmadı. Borsa İstanbul küçük yatırımcının silkelendiği bir gazinoya döndü. İşte daha dün yaşadık, gördük. Tek bir günde borsadaki kayıplar %7'yi aştı. Pazartesinden bu yana kayıplar %10'u buldu. Borsa balonun şişmesine göz yumup seyirci kalanlar, borsa hızla düşünce iki kez devre kapatıcıları çalıştırdı. Bu dönemde Cumhuriyet tarihinin en korkunç vurgunları, sermaye transferleri yapıldı. Ama bu devran bir gün döner. Genel başkanımızın dediği gibi. Herkes yaptıklarının bedelini öder, küçük yatırımcıyı korumayan kurumlarda, haksız zenginleşen çetelerde bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız. İşte göz göre göre vurulan tüm bu işkencelerle memur, işçi, esnaf, emekli perişan edildi. Gelirler orta direkten alındı, sarayın yandaşlarının ve şürekasının cebine taşındı. Memuru, işçisi, esnafı bir yıl boyunca çalıştı, çabaladı. Ücretli katma değer oluşturdu ama ucube rejiminin de ücretli kendi ürettiği refahtan adil payını alamadı. Sadece son 3 yılda emeğin milli gelirden aldığı pay %31'den %25'e düştü. Bunlar benim rakamlarım değil. Yine Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen İstatistik Kurumu'nun rakamları. En son orta direk için seçim öncesi bir konut kampanyası başlattılar. Kampanyanın detaylarına bakınca kredi var, konut var ama kampanyanın içinde orta direk yok. Kampanya kapsamında bankadan 4 milyonluk kredi çekilse aylık kredi taksidi 38.875 lirayı buluyor. Bir de bakan bunun üstüne taksitler hane halkı gelirinin %40'ını geçmeyecek diyor. O zaman bakanın tarifine göre 38.875 ayda 38.875 lira ödeyecek bir ailenin yine aylık geliri 97.188 lira olmalı. Şimdi buradan soruyorum. Bu ülkede aylık geliri 97.188 lira olan kaç aile var? Yaptıkları her iş seçim öncesi göz boyama ve algıya oynama. Bu hükümetin ülkemizin sorunlarını çözme iradesi de kabiliyeti de kalmamıştır. Artık seçime sayılı günler kaldı. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık meclis, 100 yıllık cumhuriyet ve 75 yıllık demokrasi tarihimizdeki bütün ana siyasi akımları temsil eden 6 partimizin sayın genel başkanları dün bir araya geldi. Önemli bir toplantı gerçekleştirdi. 6 partinin nihai siyasi amacı bellidir. Mevcut ucube hükümet sisteminin devlet ve kamu hayatında yol açtığı tahribatı gidermek, cumhuriyetimizi gerçek ve kamil bir demokratik düzenle taçlandırmak. 6 partinin genel başkanları bu amaç doğrusunda yapılan çalışmaları gözden geçirdi. Yapacaklarını belirledi. Hazırlanan geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metni 30 Ocak 2023 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Ayrıca 6 partinin sayın genel başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasal çoğunluğu elde edebilmek amacıyla milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatiflerin çalışılmasına da karar verdi. Ve yine ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti için genel başkanlar arasında istişarelerin başlatılması kararı da alındı. Milletimiz altılı masanın hedefe kararlı adımlarla yürüdüğünü bir kez daha gördü. Şunu herkes bilsin. Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili seçimleri konusunda tam bir uzlaşı kültürüyle hareket edecek, seçimlerden sonra da hem yürütmede hem yasamada yeni bir dönem başlayacak, erken seçim tartışmalarının başladığı şu günlerde liderler önemli bir karar daha aldılar. 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime 6 parti olarak destek verilecek.
Bu tarihten sonra yapılacak bir seçim erken seçim değil, siyaset mühendisliği olduğu için desteklenmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik haksızlığa, hukuksuzluğa karşı 6 partinin gösterdiği dayanışma da demokrasimiz adına çok değerlidir. Bizler ülkemizin üstüne çöken kara bulutları dağıtmaya kararlıyız. Ülkemizin geleceğinin yolsuzluklarla, yasaklarla, baskılarla ve yoksullukla karartılmasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı toplumsal barışın, insan hak ve özgürlüklerinin, adaletin, demokratik hukuk devletinin, temiz siyasetin ve refah toplumunun gerçekleşmesi yönünde yeni bir başlangıcın yılı olacak. Biz hazırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı alabilirim. Buyurun. Ayşegül Çoban, TRT Haber. Efendim dün bildiğiniz üzere altılı masa toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından da bir ortak aday vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı adayı altılı masa liderlerinden bir isim mi olacak ve aday açıklama takviminiz netleşti mi? Hep söylüyorum. Bir kere daha tekrarlayayım. Birincisi, Cumhurbaşkanı adayını altılı masa belirleyecek. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın belirlediği aday olacak. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Onlara geçeceğim. İlk soru ATV ve CNN Türk tarafından yönlendirilen ortak bir soru. Soru şöyle. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı seçilse bile 6 genel başkanın da imza yetkisi olacağını söyledi. Sizin bu konudaki görüşünüz ya da yorumunuz ne olacak? Arkadaşlar, geçiş sürecinin yol haritası 30 Ocak tarihinde açıklanacak. Biraz daha sabredin. 30 Ocak tarihinde tüm bu sorulara cevap bulacaksınız. Bir sorusu daha var. O soru da şöyle. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın başörtüsüne anayasal güvence verilmesine yönelik teklifine karşılık muhalefetin ayrı bir anayasa teklifi hazırlayacağını söyledi. Bu teklifin içeriği ne olacak? Meclis gündemine gelmesi için hangi seçenekler üzerinde duruluyor? Dün açıklanan ortak metin son derece açık. Benim onun üstüne herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Buyurun. Efendim, Fox TV'de bir soru yönlendirdi. O soru da şöyle. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan daha önce erken seçim yok nokta demişti. Dün de mevsim şartlarına göre seçimi öne çekebiliriz dedi. 6 Nisan'dan sonraki bir seçim kararına muhalefetin mecliste destek vermeyeceği de bilinen bir gerçek. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi seçim kararı alacak ancak bu kez de yeniden aday olup olmayacağı tartışması gündeme gelecek. Hem seçimin öne çekilmesini hem de yeniden adaylık tartışmasına ilişkin sizin bir yorumunuz olacak mı? Şimdi her şeyden önce şunun altını bir çizeyim. Bundan sonra Erdoğan'a her mevsim kış, bize ise her mevsim bahar, milletimize her mevsim yaz olacak. Şimdi erken seçim için 6 parti tutumunu açıkladı. 6 Nisan'a kadar olacak bir seçim tabii ki erken seçimdir. Destek oluruz. Bu tarihten sonra yapılacak bir seçim ise siyaset mühendisliğidir. Konuşmamda bunu ifade ettim. Ondan sonra diyoruz ki bu saatten sonra Cumhur İttifakı kendi göbeğini kendi kessin. Erdoğan'ın adaylığı konusuna gelince, şimdi her iş şu anayasada yazılı. Hukukçular tartışır, ona göre kararını verir. Cumhur İttifakı'nın adayının kim olacağı bizim için, kim olacağının bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Hep söylüyoruz, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.